Merhaba güzel yurdumun güzel insanları, merhaba dostlar, nasılsınız, umarım iyisinizdir. Evet arkadaşlar, günün öne çıkan haberleri başlıyor, hazır mıyız? Her gün yeni bomba haberlerle karşınızda olmaya çalışıyoruz. Desteklerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyoruz. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Haberler gelsin. Bir bakıyorsunuz, hiçbir birikimi olmayan, diploması olmayan, bir adamın etrafında üniversite okumuş adamlar, profesör olmuş adamlar fırıl fırıl dönüyor. Akla ziyan bir iş. Arkadaşlar, çoluğunu çocuğunu tarikat yurtlarına gönderen etrafınızda kim varsa onlara bu videomuzu gönderin. Şayet bu videomuz bu kardeşlerimize ulaştıysa benim kafama takmış olduğum şapkaya falan bakmayın. Zaten bu şapka Yahudi şapkası da değil. Korkmanıza gerek yok. Ben de öcü değilim. Sizin gibi Müslümanım bu arada. Sadece kafam kel olduğu için bu şapkayı takıyorum. Yahudiler sizin takmış olduğunuz namaz takkesinin biraz daha küçüğünü takıyorlar. Haberiniz olsun arkadaşlar. Şimdi konumuz şu. Milli Eğitim Bakanı'nın çıkıp biz size inat, yani muhalefete sesleniyor. Size inat. Bu tarikatlarla anlaşacağız. Bunlarla yol yürüyeceğiz. Tabii demesi ve buna gerekçe olarak da bu tarikatlar sayesinde çocuklar daha çıkmıyor, PKK'ya katılmıyor demesi. Bakın, protokol yaptığımız bu sivil toplum örgütleri sizin çocuklar daha çıkarmanıza engel olduğu için çatlıyorsunuz. Ben o STK'larla protokol imzalaya devam edeceğim. Çocuklarımın daha çıkmaması için sizin insan kaynağınıza insan yetiştirmemek için buna devam edeceğim. Biz de dünkü videomuzda bu haberi yaparken anlattık ama bir abimiz dedi ki fakir bunu anlayamazlar. Bunu daha da detaylandırman lazım. Peki o zaman dedim. Şimdi elimden geldiğince anlatacağım size arkadaşlar. Bakın. Şimdi birincisi şu. Gülen hareketinden bahsettim, değil mi? 15 Temmuz öncesinde Fethullah Gülen ölmüş olsaydı, bugün hoca diyeceklerdi, dua edeceklerdi, her gün kabrini ziyaret edeceklerdi. Ama bugün ne yapıyorlar? Terörist diyorlar, vatan haini diyorlar. Değil mi arkadaşlar? Şimdi aynısı sizin başınıza da gelecek. Gelebilir demiyorum. Aynısı sizin başınıza da gelecek. Şimdi Gülen hareketinin evlerine, Gülen hareketinin okullarına, yurtlarına, üniversitelerine bu zihniyet bugün terörist diyen zihniyet çoluğunu çocuğunu gönderdi. Oralarda okuttu. Oralarda abilere emanet etti, ablalara emanet etti. Sonra ne oldu? Döndü. Bunlar terörist dedi. Bunlar terörist derken kendi çoluğunun çocuğunun orada okuduğunu unuttu. Biz sorduk. Madem bunlar terörist, o zaman senin çoluğun çocuğun da terörist. Senin çoluğun çocuğun oralarda okumuş. Dershanesine gitmiş. 500 tam puan almış. Umursamadılar. Kendi çocuklarını korudular. Garibanın, fakir fukaranın çocuğunu yem ettiler. Anlay bunu, anla. Yarın bu senin başına gelecek. Ama şimdi sen burada kendini haklı duruma çıkartamazsın. Dün Gülen hareketinin başına bu gelirken adamlar mahkemelerde orada burada. Kardeşim iyi de bu Fethullah Gülen'i öven Erdoğan, Fethullah Gülen'i ziyarete giden AK Partililer, Fethullah Gülen'e gel artık yeter bu hasret bitsin diyen gene bunlar. Yani çoluğunu çocuğunu gönderen AK Partili milletvekilleri, bakanlar bunların yurtlarına, okullarına. Onlar terörist değil de niye benim çocuğum terörist? Niye benim çocuğum ben teröristim diye sorabilme hakkına sahip. Ama sen bu hakka sahip olamazsın. Çünkü sen yarın bulunduğun tarikata bir operasyon yapıldığında, çoluğun çocuğun terörist ilan edildiğinde, mahkemeye çıktığında diyeceksin ki Milli Eğitim Bakanı size inat, biz bu tarikatlarla iş yapacağız. Bunlar çoluğun çocuğun daha çıkmasını engelliyor dedi. Hatta videoyu hakime göstereceksin. Hakim de sana dönüp diyecek ki 15 Temmuz öncesinde bu sözleri Fethullah Gülen için, Gülen hareketi için de söylüyorlardı. 15 Temmuz sonrasında onları terörist ilan ettiler. Sen bunu nasıl görmedin?
He? Sen bunu nasıl anlamadın? Nasıl uyanamadın? Sen nasıl Müslümansın? Bu insanlar size zarar veriyor kardeşim. Burada bir tuzak var. Bak hangi tarikattan olduğunu bilmiyorum. Hangi tarikata mensup olursan ol. Bak hangi tarikata mensup olursan ol. Burada bir tuzak var. Ve seni düşünüyorum. Senin çoluğunu çocuğunu düşünüyorum. Bu tuzağa düşme diyorum. Ha sevebilirsin tarikatı. Zikir mi verdi? Çek Allah demenin kimseye bir zararı yok. Çek zikrini. Ama bu tarikatlar sayesinde çoluğunu çocuğunu bir yere getirme. Bugün çoluğun çocuğun bir yere geldi değil mi? Seviniyorsun, mutlu oluyorsun. Yarın ola ki bir operasyon olduğunda o çoluğun çocuğun arkandan sana etmediği küfür kalmayacak. Sen beni nasıl bir şeye bulaştırmışsın baba? Gözünün önünde böyle bir örnek varken sen nasıl buralara beni göndermişsin anne diyecek bu çoluk çocuğu. Göreceksiniz. Bilmiyorum daha nasıl basit anlatabilirim. Nasıl olabilir? Yani anlamak mümkün değil. Ya resmen tuzak. Tuzak geliyor oğlum. Adam kurmuş tuzağı bekliyor. Birilerinin zıp diye düşmesini. Ve siz de düşüyorsunuz. Ve öyle bir büyük tuzak ki bu. Adam gidiyor tarikat şeyhini ziyarete. Şeyhi ziyaret ederken Sağlık Bakanlığından geldik diyor. Şuradan geldik diyor. Buradan geldik diyor. Orada abilerimiz var size duacıyız diyor. Yani ve birileri tarafından bunlar kaydediliyor. Devlet aklı bunları unutmaz. Bunlar bakın. Şimdi ben size devleti nasıl anlatayım bilmiyorum. Sadece devleti askerlikte görmüş insanlarsınız siz. Sıkıntı yaşamak da istemiyorum. Şimdi bak arkadaşlar. Birisi bir tarikat şeyhine gidip Sağlık Bakanlığından geldik diyorsa ve burada şu abilerimiz var diyorsa ve o tarikat şeyhi de bunun bir operasyon olduğunu göremiyorsa Petrol Bakanlığı mı falan filan diyerek böyle basitçe bir saçma sapan bir yere olay gidiyorsa burada birileri ayar çekiyor demektir. Bakın bunu görün. Bunu görmeniz lazım. Bunu gör Allah'ın belası. Bunu gör tamam mı? Bak hiçbir tarikat mensubu Sağlık Bakanlığından geliyoruz şeyhim bize dua edin demez. Demez. 15 Temmuz'u yaşamış bir ülkede kimse bunu demez oğlum demez. Diyorsa birileri bir şeyleri kaydediyordur. Tamam mı? Birilerine operasyon çekilecektir. Birileri o kayıtları yarın öbürsü gün kullanacaktır. Tamam mı? Gerizekalı, aptal. Bunları anla artık. Beni detaylara şey yapma. Sizin yüzünüzden mahkeme, avukat, ifade. Anla artık bunları lan. Yeter artık lan. Anlayın oğlum. Allah Allah. Umarım anlatabilmişimdir. Ben böyle bir tipim. İlk defa görmüş olabilirsin beni. Amca, dayı, abla. Kusura bakma. Ben böyle bir tipim. Sadece senin ve senin çoluğunun çocuğunun zarar görmesini istemiyorum. Tamam mı? Anladın mı? Bak zarar göreceksin. Büyük zarar göreceksin. Büyük bak. Çoluğun çocuğunun psikolojisi bozulacak. Çoluğunun çocuğunun psikolojisi bozulacak. Bugün anne baba diye boynuna sarılan o çocuk var ya. Yarın yani bu felaketi gördün de beni niye buraya bulaştırdın diye sana kızacak. Belki sen öleceksin. Cezaevinde hastalanacaksın. Belki sen onu dahi bir daha hiç göremeyeceksin. Çoluğun çocuğun evlenecek gidecek göremeyeceksin. Ben burada bir tuzak var diyorum. Bu bir tuzak diyorum. Tamam. Ve ben bunu diyorsam bu kafamla bunu diyorsam senin bunu Müslüman olarak anlaman lazım. Tamam mı? Senin bunu lanet olsun. Anlaman lazım senin bunu. Senin bunu anlaman lazım. Anla artık bunu. Aynı tuzağa iki defa düşün. Neyse kusura bakmayın. Efendim mecliste kavga çıkmış. CHP'li bir milletvekili kürsüde konuşuyor. AKP'li grup başkan vekili Özlem Zengin en son grup başkan vekiliydi. Şu anda durumu nedir bilmiyorum. Yani ya o videoyu izliyorum hani böyle dağda çoban arkadaşlar çobanlık yapanlar ben de inek otlatmıştım. Hani böyle inekleri davarları falan böyle
koyunları kuzuları otlatırsın ya. Böyle ratatatata. Yes, kıyı ratatatata. Yes. Önüne katarsın böyle. Götürürsün ya. Aynen öyle. Özlem Zengin AK Partili milletvekillerini önüne kattı böyle. Tamam mı? Koyunları önüne katar gibi salonu terk ettiriyor ya. Olamaz böyle bir şey ya. Lan bir Allah'ın kulu da demiyor ki oğlum biz koyun muyuz lan? Şimdi bunlardan böyle bir şey bekleyemeyiz. Ne için el kaldırdığını bilmeyen kitle ama. Kaldırıyorum. Neye el kaldırdığını bilmiyor. Kaldır dediler kaldırdım. İndir dediler indirdim diyen kitle. Eyvallah da yani orada bir saygısızlık var oğlum. Sen orada iyi kötü bir bölgeyi temsil ediyorsun. Oranın insanını temsil ediyorsun. Milletvekili olarak kalkıp sana senin partinin grup başkan vekili böyle bir şey yapsa bile sen kimsin lan? Kimsin sen? Demen lazım yani. Bunu diyemiyorsan bile bir tepkini koyman lazım. Yani. Özlem Zengin de ama böyle bir şey bir konuşması var. Böyle hani lise öğrencileri böyle kızlar böyle hani ortaokuldan çıkarlar böyle bir liseye giderler. Lisede bulunmuş oldukları sınıfta böyle biraz böyle sert kızlar vardı. Onların böyle bir konuşması vardı da böyle. Hocam ben bunu böyle düşünüyorum falan böyle değişik bir yapıya girer ya bu kadınlar bu kızlarımız. O oradan kalma liseden kalma konuşma şekliyle konuşuyor. O konuştuğu zaman böyle hani tüylerim böyle kıllarım tiçan tiçan oluyor. Sanki biri bana işkence ediyor. Efendim gün geçmiyor ki saçma sapan yenilikçi şeylerle karşılaşmayalım. Negatif enerji boşaltma seansı diye bir şey arkadaşlar. Şimdi bir erkek koridoru düşünün. Sağda solda erkekler var. Koridorun içinden kadınlar geçiyorlar. Ve erkekler kimisi kadınları gözleri kapalı orasını burasını elliyor. Kimisi kokluyor. Arada avuçlayan da vardır yani sonuçta. Önemli olan o negatif enerjiyi atmak değil mi arkadaşlar değil mi? Ulan bu paralı mı bedava mı? Eğer bedavaysa katılmak istiyorum. Paralıysa da bir sponsor lazım. Yani benim de gerçekten arkadaşlar bakın ben sizi güldürüyorum. Tamam eyvallah. Sizin negatif enerjiniz gidiyor pozitif oluyor ama benim negatif enerjim gitmiyor. Ya benim şu negatif enerjiyi üzerimden atmam da. Bana sponsor lazım kardeş. Kaç paraysa parası verelim kardeş. Bana bir sponsor olsun. Lan milleti umreye hacca götürüyorlar. Bana da şunun için bir sponsor olsun. Ama bedavaysa 7-24 yaparım. Yemin ediyorum problem yok hiç sıkıntı yok. Lan bu nedir lan? Lan oğlum ya deyin ki birinin bizi ellemesi... Birçok işinin bizi ellemesini istiyoruz. Bir fırsat bulalım dedik. Lan yapsak sapık oluruz. Yanlış anlarlar. Biz de buna negatif enerji seansı dedik. Aradan geçiyorsun. Millet elliyor oranı buranı. Sen de ne yapıyorsun? Tabii irkiliyorsun. Negatif enerjin altlara matlara bir yerlere kaçıyor. Parmak uçlarından pırt gitti. Ne oldu? Ay inanır mısın? Ay negatif enerjim bir rahatladım. Mahmut abi alttan yokluyor. Ya tabii rahatlarsın. Mahmut abi parmağı basıyor alttan. Yavrum. Bir rahatladım. Tabii canım. Tabii rahatlarsın. Sen bir de Mahmut abiye sor rahatlamış mı? Yavrum. Evet arkadaşlar sosyal medyaya düşen bir video yürekleri ağza getirdi. Hepimiz tedirgin olduk. Hepimiz korktuk. Hepimiz neye uğradığımızı şaşırdık. Aman tanrım dedik. Bu da mı oldu dedik. Ey Zeus dedik. Ey Poseidon dedik. Afrodit dedik. Neredesiniz dedik. Şimdi müdahale etmeyeceksiniz. Ne zaman müdahale edeceksiniz dedik. Korkmayın oğlum savaş mavaş yok. Ya şu saçı olan arkadaşların kullanmış olduğu şampuanlar var ya onların sahtesini yapıyorlarmış. Ambalaj aynı ambalaj. Bir iki marka var işte Head & Shoulders falan. Onun da adı geçtiğim. 3-5 kuruş reklam parası atarsan seviniriz bu arada. İşte bu tarz markaların piyasada bilindik ne kadar var, marka varsa bunların sahtesini yapıyorlarmış.
böyle bir video, iyi de ya sahte değil ya gerçekse. Yani bir de o yönden bakma. Belki adam verdi, dedi ki yapın dedi kardeşim. Olamaz mı lan? Niye hep kötü düşünüyorsunuz? Bir de video İran'dan olabilirmiş. Sosyal medyada böyle bir video var. İran'da olabilir. Niye İran? Sanki Türkiye'de olmuyor. Türkiye'de yapamazlar. Ey yavrum ey. Ulan neredeyse insan kopyalayacaklar lan Türkiye'de. Birebir aynısını yapar, her türlü yapar. Bazı iller var. O bazı illere gittiğinizde o illerde bu tarz şeyler görürsünüz arkadaşlar. Hele ki bu deterjanlar meterjanlar var ya makinalarda falan kullandığınız. Onlarla ilgili müthiş abi ya. Adam dağ gibi deterjanı desem kum kalesi anasını zaten. Oraya koymuş. Birin bu taraftaki çocukların elinde Persil'in şeyleri var. Bu taraftakiler Omo. Oradakiler başka Ariel. Oradakiler başka bir şey. Hepsi aynı renk. Aynı turşil. Aynı şey. Doldur baba. Ya her türlü döner baba tezgah. Sen yeter ki döndürmek iste. Döndürmek iste. Allah aşkına ya. Ne var bunda kardeşim? Bunda utanılacak bir şey mi? Ayıp mı lan bu? Allah'ım yarabbim. Alt tarafı sahtekarlık yapıyorlar. Çok normal. Ya lan bir şampuan olmuş yüze... Bak insan saçının olmadığına nerede şükrediyor biliyor musun? Bak bu zamana kadar ben... Gerçekten benim saçlar buradaydı. Böyle saçlarım vardı benim. Ben böyle saçları arkadan bağlardım yani. O zamanlar bir de hafif böyle tombuldum. Etli butluydum, etine doldum. Böyle burnum kapalıydı yani. Kapalı derken yani normal kapalıdan bahsetmiyorum. Normal şuralar dolu olduğu için burnumun lollikliği böyle ortaya tam böyle çıkmıyordu. Ondan dolayı ha bu arada burun ameliyatı olmayı düşünüyorum arkadaşlar. Nefes alıp vermemde bir problem olabilir. Bundan dolayı bildiğiniz tanıdık bir berber. Bildiğiniz tanıdık bir buruncu varsa bana Instagram'dan ulaşın arkadaşlar. Konular birbirine girdi ya. Bir dakika durun Allah aşkına. Saçımın olmadığına bizim mahalle berberi saç tıraşına 200 TL para istediğinde şükrettim. Tabii. Baba makinaya alıyorum. Zzz, zzz, 3'e vur geç. 3 numara baba ne gerek var baba ya Allah aşkına. Yok bir de gideceğim berbere 300 lira. Şimdi berber arkadaşlar diyecekler ki pardon kuaför tabii. Kuaför salonu. Diyecekler abi biz daş mı yiyelim? Yok yiyin kardeşim bir şey değil. Sizin de giderleriniz ona göre eyvallah bir şey demiyorum. Kirası var, elektriği var, dükkanda çalıştırdığın elemanı var, sabunu var, köpüğü var. Eyvallah. Onlarda bir problem yok da bana çok kardeşim. Ben veremem yani. İçime oturur abi ya. Ulan saç yok. Gittim yanları aldırdım. Dedi ki 150 lira. Lan oğlum dedim ortadan bir şey almadın. Yanlardan aldın 150. Ortadan olsaydı dedi 300 lira. İyi dedim Allah razı olsun verdim. Bak burada şükrettim dedim ulan iyi ki saçım yok dedim. En azından hani saçım yok abi. Yapacak bir şey yok yani. Diğer türlü mesela konuyu unuttum lan. Burunla saç arasında gittim geldim ya. Neyse işte arkadaşlar. İşte şampuan konusunda evet şampuan konusunda şimdi geldi. Arada böyle kesiliyor intibat. Şampuan konusunda ulan bir gittim bir baktım. Normal aldığım şampuan kepek yapmayanında. Baba alıyorduk 19.90'a olmuş şimdi 190 lira. Bu ne baba? Şampuan. Hacı Şakir'in canını yiyeyim. Allah aşkına ya. Basacan Hacı Şakir'i. Basacan Hacı Şakir'i. Ulan şampuan nedir lan Allah Allah. Arap sabunu Hacı Şakir. Vur gitsin anasını satayım. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya gel TikTok'ta bir video gördüm. Konuyu açtım. Gerçekten bir kardeşimiz kapitalist sistemden bahsediyor. O videoyu bulabilirsem burada koyarım, paylaşırız. Ablamız diyor ki ya diyor geçen diyor bazı şeyler sipariş ettim diyor. Getirdim diyor masaya. Eşim sordu diyor bu ne? Dedim ki tarak. Dedi ki vardı ya 4 tane. Neden aldın? Bu daha yumuşacık tarıyor diye.
Sonra bir tane işte bu topuzları düzeltmek için siz ne diyorsunuz hanımlar, yazın yorumlara. Ben pek anlamam öyle şeylerden. Topuz tarağı. Bu ne? Topuz tarağı. Ne yapıyormuş? Daha sık yapıyormuş. Bu ne dedim? Çocuk soruyor. Bu da şey. Saça sürülen saçı sert tutsun diye bir şey. Ya diyor, gerçekten biz kapitalist sistemin diyor kölesi mi olduk acaba? Yani kaşımız için ayrı bir şey. Gözümüz için ayrı bir şey. Göt demeyeyim, popomuz için ayrı bir şey. Yanağımız, dudağımız, bunlar için, hepsi için ayrı bir şey. Biz, bu bizim özel olduğumuzu mu gösteriyor, yoksa bu kapitalist sistemin kölesi olduğumuzu mu gösteriyor? Neden erkeklerde böyle bir şey yok? Evet, çünkü biz bu tarz tuzaklara düşmüyoruz. Biz bu tarz tuzaklara düşmeyiz abi. Alırım arko kremi, sürerim ellerime kardeş. Hemen iki dokundur, iki masajımı yap, bitti baba. Sabah kalk, yüzün yıka, Allah bereket versin. Yeter. Sizin gibi değil. İşte aramızdaki fark bu. Konu niye buraya geldi? Ne bileyim, içimde kalacağını anlatayım dedim. Abi. Efendim, TSK'da cemaat yapılanması, tarikat yapılanması, ne olduğu belli olmayan bir dalga geldi şu anda arkadaşlar. Tuhaf bir olay. Gerçekten anlamak mümkün değil. Önce 10 Kasım'da Atatürk'ün işte resmini göğsüne asmayan öğrencilerle ilgili başlayan bir muhabbetti. Dün bir kardeşimiz yorumlarda gördüm. Abim, o resmi göğsüne asmayanlar değil, ona tepki gösterenler askeriyeden atıldı tarzında. Benim okuduğum haberde iki tarafında askeriyeden uzaklaştırıldığı tarzında bir haberdi arkadaşlar. Artık ne kadar doğru ne kadar yanlış orasını bilmiyorum. Ama bugün farklı bir boyut var arkadaşlar. O da askeriyenin içerisinde cuma namazı kıldırma muhabbeti var. Ve bu muhabbette iki cemaatin, iki tarikatın sen bizden değilsin, namazı kıldıramazsın veya biz senin arkana geçmeyiz tarzında bir kavgaya tutuşması, bundan bahsediyor. Ve WhatsApp gruplarında artık biz bunlara Atatürkçü mü diyelim, ne diyelim belli değil, bazı grupların işte bu namaz kılanları fişlediğine dair WhatsApp muhabbetleri. Tolga Şardan'ın işte haberi bu arkadaşlar. Yani biz haberde ne yazıyorsa onu okumaya gayret ediyoruz. İki haberi de birleştirmeye çalıştığımda ortaya tuhaf şeyler çıkıyor. Yani askerin içerisinde cemaatler ve tarikatlar, hani önceden tek bir cemaatten şüpheleniyorlardı, Gülen hareketi deyip üzerlerine gidiyorlardı. Şimdi cemaatler ve tarikatlar oldu arkadaşlar. Kimin kimden olduğu belli değil ve içeride namaz kılma muhabbetinde sen bizim cemaatimizden değilsin, bize namaz kıldıramazsın kavgası çıktı deniyor. Yalan gerçek bilmiyoruz. Bu da artık eğer bu haber doğruysa, yani artık olayın ne kadar çığırından çıktığını, olayın nasıl bir laylaylom olduğunu gösteriyor. Yarın öbürsü gün bu öğrenciler oldu da bir makam mevki sahibi oldular. Yarın bunlar birbirlerine karşı bir operasyon çekme muhabbetleri olduğunda bu ülkenin nasıl zarar göreceğini bir düşün. Bir taraftan eğer bu haber doğruysa iki tarikat veya üç tarikat, bilmiyoruz artık kaç tarikat olduğunu içeride, işte birbirleriyle WhatsApp grupları üzerinden tartışıyorlar. Diğer taraftan sözde Atatürkçü mü diyeyim, ne ulusalcı mı diyeyim, ne diyeyim, bir grup daha var ve o grupta bunları fişliyor. Aslında o grup bunları fişlerken belki de bu kavga yapanlar da onları fişliyor. Bir girdabın içerisinde, yani bir farenin şeyin içerisinde dönmesi gibi bir şey oldu bu. Olayın içerisinden çıkamıyorum. Siz anladınız kardeş, siz anladınız, neyse. Hakan Şükür bomba bir çıkış yaptı arkadaşlar. Egemen Bağış Pırak muhabbetinden bahsediyor, Galatasaray'dan bahsediyor. Hakan Şükür diyor ki Galatasaray kiminle eşleşti? Prag'la eşleşti. Galatasaraylı yöneticiler nereye gidecekler? Prag'a adım atar atmaz gidip Egemen Bağış'ı ziyaret edecekler. Şimdi Galatasaray Prag'la eşleşti. Doğru mu? 17-25 Aralık'ın içerisinde Prag eşleşmesi ve Galatasaray Prag'a gidecek. İlk ziyaret edecekleri yer neresi olacak yöneticilerin? Birilerinin kasası olan, Türkiye'den kaçırılan, yurt dışında dünyanın en güzel yerlerinde büyük maaşlarla, büyük paralarla, zaten çikinovaları, paraları alıp çok büyük hırsızlıklara veya yolsuzluklara, rüşvete bulaşan ve Türkiye'yi
uluslararası alanı temsil eden, daha önce de onunla ilgili yayın çekmiştim. Egemen Bağış'ın oraya gidecek, ilk onu ziyaret edecekler. Egemen Bağış'ın bir kasa olduğundan bahsediyor. Ne kasasıdır, neydir, neyin nesidir orasını size bırakıyorum arkadaşlar. Hakan Şükür'ün o yorumunu da buraya koymaya çalışacağım. Bir tarafta futbolun içerisindeki şike, bahis, diğer tarafta TSK'nın içerisindeki bu tarz tarikat, cemaat yapılanması, öbür taraftan AKP'li Özlem Zengin'in AK Partili milletvekillerini önüne katıp tavuk kışkış yapar gibi meclisten atlar, ülke ne hale gelmişler. Lan ülke ne hale gelmişler. Ne diyeyim ben size ya? Vallahi billahi ya. Hazretleri ziyaretimizin sebebi biliyorum. Ama kusuruma bakmayan çok yorgunum, çok hasta. Şunlusun nesin, elini öptük işte, daha ne istiyorsan, kıçını da mı öpen? Daha seni çok yalvartacağım Abdülhakan'ın oğlu. Ben de her şeyi anlatırım. Neyi anlatırsan? Babam Abdülhak ile senin karıyı sabahlıkta nasıl yakaladığımı. Bu yüzden bize düşman olduğuna. Yatamaz. Öyle bir yaparım ki. Ey ihtiyar hayatı, bu ışık var ya. Demek köylü bu kadar zor durumdadır. Ölürüm de vallahi çıkarım duaya.